Bugünkü ziyaretimizin sebebi Tahirül Mevlevi'yi vefatının yıl dönümünde anmak. Tahirül Mevlevi 1877 yılında Fatih'te Fındıkzade'de doğmuş, Taşkasap'ta doğmuş. Muhtelif eğitimler almış, farklı farklı nezaretlerde, memuriyetlerde bulunmuş. Hatta yazarlık hayatı var, yayıncılık hayatı var. Muhtelif gazeteler, dergiler çıkarmış, yayınlamış, oralarda yazmış bir aynı zamanda edebiyat tarihçisi. Uzun yıllar öğretmenliği var. Maltepe Askeri Lisesi'nde başlamış, daha sonra Kuleli Askeri Lisesi'nde 10 yıl. Darüşşafaka'da da yaş haddinden emekli edilinceye kadar edebiyat muallimliği yapmış. 1920'li yıllarda İskilipli Atıf Efendi'nin Frank Mukallitliği ve Şapka adlı eserinin dağıtımındaki görevi dolayısıyla İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmış, Ankara'ya götürülmüş. 3 ay kadar bir süren mevkufiyetten sonra kitabın yasaklanmasından önce dağıttığını ispatlayınca beraat etmiş, tekrar İstanbul'a dönmüş. Çeşitli eserleri olan bir zat ama asıl önemlisi belki de burada yatmasının da bir gerekçesi uzun yıllar aynı zamanda Mesnevi okutmuş bir zat. Tahirül Mevlevi soyadı kanunu çıktıktan sonra Olgun soyadını almış, Tahir Olgun. Kendisiyle ilgili geniş bilgi için Atilla Şentürk'ün biyografisine ve yine Atilla Şentürk'ün yayına hazırladığı Matbuat Alemindeki Hayatım adlı hatıratına bakılabilir. 21 Haziran 1951'de vefat edip Yenikapı Mevlevihanesi'nin bitişiğindeki Hamuşan mezarlığına defnediliyor. Tahirül Mevlevi'yi rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.